أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد رسول الله ولكن رسول الله وخاتم وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وكان الله بكل شيء
وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات. وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. الرحمن الرحيم. نايت الزن أصن İftar sevinciyle tekrar birlikteyiz kıymetli izleyenler. Efendim, Azrail aleyhisselam Hazreti Süleyman'ın yanına geldi. Hazreti Süleyman'ın yanında bulunan birine uzun uzun derinden bakar. Tabi bu adam hemen bir korkuya kapılır, bir endişeye kapılır. Hazreti Süleyman selama sorar. Ölüm meleği Azrail'dir der.
Adam korkmuştur, ürpermiştir. Hazreti Süleyman'a, ey Allah'ın Resulü, bu muhtemelen benim canımı almaya geldi der. Rüzgar emretsen de beni Aleyhisselam onun bu dileğini kabul eder, rüzgara emreder ve o adamı Hindistan'a hemen Azrail'e döner. Sen niye bu adama şaşkın şaşkın baktın? Niye garip garip baktın? Azrail Aleyhisselam cevaben, bana bu adamın canını Hindistan'da almam söylendi. Burada senin yanında görünce şaşırdım. Ondan dolayı baktım kendisine. Evet. Geldiği vakit ne bir saniye ileri ne bir saniye geri. Ölüm insanın canını alması ile emredildiği vakit yapabilecek hiçbir şey kalmamıştır artık. Bundan dolayı her an biz hazır olmak zorundayız. Çünkü Allah'ın azabı çetindir. Bundan dolayı birbirimizi seveceğiz, birbirimizi sayacağız. Allah'a çok yaklaşmak için ibadetimize daha çok bir önem vereceğiz inşallah. Evet, kıymetli izleyenler, bugünü de dolu dolu geçireceğiz. Allah çok kıymetli bir konuğumuz şu anda bizleri bekliyor. Diyarbakır Yenişehir ilçe müftümüz Sayın Şevket Dilmaç Hocam, inşallah kendisiyle birlikte bir söyleşi yapacağız. Tabi bununla birlikte sanatçı kardeşimiz Bilal Kılıç eserleriyle birlikte bize eşlik edecek inşallah diyoruz. Ve hemen mikrofonu Bilal kardeşimize bırakıyoruz. Birazdan hemen karşınızda olacağız inşallah, ayrılmayın. Her dünya bir vefa was when ömür toz ad verbaye kuder was when kuder was
Hudaye Rabbi Rahim, nazar bike kalbe verin. Ey Hudaye Rabbi Rahim, nazar bike kalbe verin. Her tuyi hale mende bugün tamamsa. Kıymetli izleyenler, iftar sevinciyle tekrar birlikteyiz. Bugün Ramazan'ın 10. gününü geride bırakıyoruz inşallah. Kazasız ve belasız Hazreti Süleyman Camisi'ndeyiz. 27 şehit sahabenin manevi huzurunda çok güzel bir ortam. Yani maşallah bugün de farklı, tıklım tıklım burası. Bu manevi atmosferi almaya gelen, yaşamaya gelen insanlarla dolu. Allah kabul etsin diyelim. Kıymetli bir konuğumuz dedik. Yenişehir İlçe Müftüsü Sayın Şevket Dilmatç Hocam ile birlikte bela ve musibetleri konuşacağız kıymetli izleyenler. Bela ve musibetler, her insanın başına gelen belalar ve musibetler niçin başımıza geliyor, neden geliyor, ders almamız gereken yönleri nelerdir, bize faydası nelerdir, hepsini konuşacağız inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim.
Rabbul Alemin hayırla tamamlamayı nasip eylesin. Bu arada ekranları başında bizi izlemekte olan bütün izleyicilerimize de selam ve hürmetimi arz ederim efendim. Allah razı olsun inşallah. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hocam hemen biz başlayalım. Çünkü iftar sevinci malum kısa bir vakit. Yani konular o kadar dolu dolu ki yani ciltler dolusu kitap yazılsa belki bitmez. Bu kısa süreye biz sığdırmaya çalışıyoruz. Hemen başlayalım öyleyse. Allah-u Teala kulların üzerine belalar ve musibetler yağdırıyor. Bunlar hepsi Allah-u Teala'nın izni ve inayetiyle oluşuyor. Peki Allah kulunu neden imtihan ediyor? İlk önce böyle bir soruyla başlasak ne dersiniz hocam? Eyvallah. Efendim Rabbul Alemin bize birçok ikramlarda bulunmuş. Bizi bize bahşetmiş, bizi yaratmış. Bize ana baba, göz, kulak, gönül vermiş. Bizi o kadar güzel yaratmış ki hiçbir günah işlemeyen, günah işleme yeteneği olmayan melekleri geçme yeteneğine sahibiz. Ama aynı zamanda Allah muhafaza eğer içinde olduğumuz nimetlerin kıymetini bilemesek en sufli arzulara da sahibiz. Allah muhafaza hayvanlardan da aşağıya düşebiliriz. Allah yani, muhafaza. Dolayısıyla biz hayvanlar alemiyle melekler alemi arasında bulunan her iki aleme de meyledecek şekilde yaratılmışız. Peki Rabbul Alemin bizi niye bu kadar böyle yarattı? Yani kendi kendimize soralım. Acaba bu kainatta ne eksikti de biz tamamlamaya geldik? Ya da şöyle bir soru soralım. Allah Teala'nın bizim ibadetimize ihtiyacı mı var? Yani biz yaptıklarımızla, düşüncelerimizle, efendim eylemlerimizle bu kainata ne katıyoruz? Ne eksikti tamamladık? Ya da biz hangi ihtiyacı karşılıyoruz? Aslında bu soruları sorduğumuz zaman kendi acziyetimizi biz anlıyoruz ve Allah Teala'nın bizi niçin yarattığını anlıyoruz. Şöyle ki Rabbul Alemin bu kadar mükemmel bir kainatı ve içindeki mahlukatıyla birlikte kendisini tanıyacak. Rabbul Alemin'i tanıyacak. Onunla ünsiyet edecek. Ona halife olacak. Onunla muhatap olacak bir varlık seçmek istiyor ve bizi seçiyor. Bizi yoktan var ediyor. Allah bize o kadar ikramlarda bulunuyor ki yerde, gökte ve ikisi arasında bulunan ne kadar mevcudat varsa hepsi bize hizmet edecek şekilde, boyun eğecek şekilde yaratıyor. Dağlar bizim için kazık gibi çakılmış. Ovalar bizim için yayılmış. Efendim dereler bizim için şarıl şarıl akarken ağaçlar meyveye durmuş. Hayvanlar etlerini ve sütlerini bize ikramda bulunuyorlar. Dolayısıyla bu kadar nimeti bize veren ve bizi biz yapan Rabbul Alemin acaba bizi başı boş mu bırakacak? Bunu Rabbul Alemin bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Eyhasebul insanu en yutrake suda. İnsanoğlu başı boş bırakılacağını mı zannediyor? Ya da ehasiben nasu en yutreku en yekulu amenna ve hum la yuftenun. İnsanoğlu sadece iman ettik ya Rab demekle ve başıboş bırakılacağını, imtihan edilmeden başıboş bırakılacağını mı zannediyor? Kendilerinden öncekiler de imtihan edildi. Dolayısıyla Rabbul Alemin'in iyilerle kötüleri, saidlerle şakileri birbirinden ayırt edebilmesi, bu kadar nimetin içerisinde şükredenlerle nankör olanları seçebilmesi adına Rabbul Alemin bizi bir imtihana tabi tutmuş. Haşa Rabbul Alemin kimin sa'id, kimin şaki ya da kimin iyi, kimin kötü olduğunu bilmiyor mu? Elbette ilmi ezelisiyle biliyor. Amenna. Lakin bize öyle bir cüz'i ihtiyar vermiş ki biz Allah'a dahi itiraz etme hakkına sahibiz. Cenneti tercih edebileceğimiz gibi cehennemi de seçme hakkına sahibiz. Allah bizi o şekilde yaratmış. Yani hür yaratmış, özgür yaratmış. Ey kulum demiş, seni sana verdim. Sana içinde bulunduğum bütün nimetleri bahşettim. Senin Rabbinim. Elestu bi rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sormuş. Kalu bela. Biz de demiştik ki evet ya Rabbi. Amen. İşte bunun için Rabbul Alemin bizi çeşitli şekillerde imtihana tabi tutuyor. Bazen
bu imtihanlar efendim hastalık şeklinde gelebilir, musibet bir afet şeklinde gelebilir. Biz bunu inşallah ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Ben onu soracağım. Demek ki biz sanki farkında değiliz değil mi hocam? Yani genel olarak söylüyorum ben bunu. Biraz eksikliğimiz var. Biz bunun tam bilincinde değiliz. Yani bu Allahu Teala bizleri imtihan için yaratmış, imtihan için var etmiş ve bizi şu anda sınıyor. Meselesinin, kaidesinin farkında değiliz. Yani yaşadığımız ortam, şehir, toplum sanki bize bunu biraz gösteriyor. Biz biraz fazla dünyaya meyletmişiz. Elbette dünya ve ahiret dengede tutulması gerekiyor. Her ikisine de çalışılması gerekiyor. Dünyayı imar ettiğimiz gibi ahireti de imar etmemiz gerekiyor. Lakin unutmayalım, bu kainatta Rabbul Alemin babamız Adem Aleyhisselam'la annemiz Havva anam radıyallahu anhayı bu imtihana tabi tutmuş. Onların belli bir ömrü olduğu gibi bizim de belli bir ömrümüz var. Bir ecelimiz var. Ve kimimiz 10 yaşında, kimimiz 20, kimi 60, kimi 80 ama sonuçta biten bir ecel var. Bir ömür var. Bu dünyaya biz bu ebedi kalmak için gelmedik. Bu dünyada artık biz şunu da biliyoruz. Çok ah buyurun ot gelip odun gitmeyeceğiz. Bunu da biliyoruz. Birçok hikmeti olduğunu biliyoruz. Hiçbir şeyin amaçsız, efendim gayesiz olmadığını çok iyi biliyoruz. Bir hikmet var, bir gaye var, imkanlar var, mahrumiyetler var. Bütün bunlar bize bir şey söylüyor. Biz bir yere doğru gidiyoruz. Bir başka dünyaya hazırlanıyoruz. Çok güzel bunu ifade etmiş Bediüzzaman rahmetullahi aleyh diyor ki, insan bir yolcudur. Yolculuk ise alemi ervahtan, rahmi maderden, sababetten, ihtiyarlıktan, berzahtan, sırattan geçen bir uzun sefer imtihandır. Evet. Yani biz bir yere gidiyoruz, bir yolculuk var. Aklı olan bu yolculuğa hazırlanması lazım. Bakın biz gerçekten bizim şairlerimiz, bizim düşünürlerimiz, yazarlarımız, dünyanın hepsi bu gerçeğin farkındadır. Ve bunu dile getiriyorlar. Aynen Bediüzzaman rahmetullahi aleyhi gibi Aşık Veysel de diyor. Dünyaya geldim anda, iki kapılı bir handa, dünyaya geldim anda, yürüdüm aynı zamanda. Dünyayı iki kapılı bir hana benzetiyor. Ayet ve hadislerden hareketle diyor ki dünya iki kapılı bir handır. Yolculuk devam ediyor. Bir kapıdan giriyorsun, diğerinden çıkıyorsun. Yürüdüm aynı zamanda diyor. Yani hayat devam ediyor. Dolayısıyla aklı olan sosyal hayatın içerisinde, sosyal hengamenin içerisinde Rabbini unutmayacak, kendini unutmayacak, ahireti unutmayacak, ona hazırlanacak. Bir imtihan içinde olduğunu bilecek. Dünya mezraatul ahiret buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bu bilinçte olan bir insan, bir Müslüman kesinlikle imtihanın gayesini unutmaması lazım. Allah'ın kendisine bahşettiği imkanları çok iyi kullanması lazım. Allah'ın bazen kendinden kıstığı şeyleri, içine düştüğü mahrumiyeti de çok iyi idrak etmesi lazım. Ve bütün bunların hepsinin bir sebebi var. Bir imtihan var. Ey Rabbim, ben biliyorum sen beni imtihan ediyorsun. Ben senin kulunum. Sen benim Rabbimsin. Hayat devam ediyor. Ölüm var. Ahiret var. Bunu en güzel Kus bin Said'e radıyallahu anh anlatıyor biliyorsunuz. Evet. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Hazreti Ebu Bekir'e diyor ki Kus bin Said'i hatırlayanınız var mı? Evet ya Resulullah. Bugünkü gibi. Onun o hutbesini okur musunuz? Allah Resulü o zaman küçükmüş. Onun hutbesini dinlemeye gitmiş. Biliyorsun Araplarda panayırlar var. Panayırlarda şairler arası böyle yarışmalar yapılıyor. O yarışmada birinci gelen şairin kabilesine bir yüzde indirimlik yapılıyor. Evet. Onun için çok büyük bir destek var. Kus bin Said'e diyor ki ey insanlar, o sene birinci olmuş. Ey insanlar, geliniz, dinleyiniz, kulak veriniz. Her doğan yaşar, her yaşayan ölür. Ölüm ırmağının giriş yerleri çoktur ama çıkışı yoktur. Acaba gidenler gittiği yerden memnun mutlu olduğu için mi geri gelemiyorlar? Yoksa kendilerine müsaade mi edilmiyor? Hani firavunlar, hani hamanlar, hani şeddatlar şeklinde böyle devam eden dünya hayatının geçiciliğini
ve hayatın ebediliğini, hayat devam ediyor, ebedidir ama dünya hayatı bir merhaledir. Dolayısıyla bu dünya ebedi gelmedik. Zaten ömür onu söylüyor, ihtiyarlık onu söylüyor, fakirlik onu söylüyor, zenginlik, makamlar da onu söylüyor. Bugün var, yarın yok. Dolayısıyla her şey bize diyoruz ki ey insanoğlu, sen gidicisin, bir merhalede yaşıyorsun, öbür dünyaya hazırlan ve senin başına gelen bu musibetler, afetler bak bir uyarıcıdır, bir ders vericidir, ya seni temizliyor. Onun için evet, gerçekten biz bir imtihan içerisindeyiz. Yeter ki biz bunun farkında olalım. Ki söz ettiniz yani ihtiyarlık, bela, musibet, insanın başına gelen her şey insana bunu hatırlatıyor ama en büyük delillerden bir tanesi de sanki mezarlardır değil mi hocam? Evet. Yani insanların bir mezarın başına gitmesi, Allah'ın küçüğünden büyüğüne, ihtiyarından kadınına, değil erkeğine mi? Yani hepsi gitti. Vardılar, şu anda yoklar. Evet. Hazreti Süleyman Camii'nin şu anda yerleşkesindeyiz. Evet. 1400 evvel 27 tane sahabe buradaydı. Sağdılar, sonra şehit oldular ve mezarlar burada. Yani ölüm önümüzde. En doğru. Büyük ibret değil mi hocam? Ekfiru hazimer lezzat. Bu lezzetleri yok eden, yani bazen insan şımardığı zaman ölümü hatırlaması lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu hatırlatıyor. Diyor ki şu eziyetleri, lezzetleri yok eden ölümü ara sıra hatırlayın yani. Hakikaten mezarlar bu anlamda aksakallı dedeler, piri faniler, yaşlılarımız bize ölümü hatırlatıyor. Bize imtihanı hatırlatıyor. İmtihanın o kadar delilleri var ki şu anda tabiat yemyeşil, ölen tabiat, yeniden dirilen, yeniden çiçeklenen ama tekrar yeniden efendim ölen tabiat bize ölümün olduğunu, imtihanın olduğunu ve bizim burada geçici olduğumuzu anlatıyor. Dolayısıyla ne olursa olsun, her nerede olursa olsun kişi imtihan içinde Rabbul Alemin'in murakabesinde olduğunu unutmamalı. Hakkı, hukuku kesinlikle çiğnememeli. Kalp kırmamalı. Şey diyor Mevlana Hazretleri aklıma geldi kalp deyince diyor Kabe bünyadı halili azerest dil nazargahı celili ekberest. Diyor ki Kabe her ne kadar bizim namazgahımızsa, her ne kadar bizim Kabe'miz yeryüzünde Allah'ın yapılmış, Allah için yapılmış ilk beyt ise, Allah'ın evi ise, gene o bünyadı halili azerest. Azer'in oğlu Halil'in diyor yapısıdır, kul yapısıdır ama dil, şu gönül var ya, nazargahı celili ekberes, yüce Allah'ın nazargahıdır. Onun için demişler ki bir gönül kırmak Kabe'yi yıkmaktan beterdir. İmtihan içindeyken gönül kırmamak lazım, çirkin söz söylememek lazım. Evet, Allah razı olsun hocam. Müsaadeniz varsa hocam bir ilahi dinleyelim, ondan sonra devam edelim, olur mu acaba? Olur. Peki, teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli izleyenler, biz mikrofonu şimdi Bilal abimize bırakalım. Böyle güzel bir ilahi dinleyelim. İlahiden sonra tekrar birlikte olacağız. Evet hocam, ilahi girmeden önce ilahiye. İnşallah bunu bizden istek isteyenler var. Özellikle cezaevinde kadir mahkumları. Bizden bu eseri istediler. Onlara armağan edelim. Bir de bugün bizi izlemeye gelen buradaki değerli misafirlere armağan edelim. Ya ilahi senden bir dileğim var diyeceğiz inşallah. Gidiyana hara düşürme, öter
vurdu gilyana, dara düşürme. Kıymetli izleyenler, devam ediyoruz. İftar sevinci tüm güzelliğiyle inşallah devam ediyor ve karşınızdayız. Kıymetli konuğum Yenişehir, Diyarbakır Yenişehir İlçe Müftüsü Sayın Şevket Dilmaç Hocam. Yanlış söylemiyorum değil mi hocam? Doğru, evet, teşekkürler. Doğru, teşekkür ederim. Dilmaç Hocam'la birlikteyiz. İmtihan, bela ve musibetleri konuşuyoruz. Hocam, şimdi bela ve musibetlerin çeşitliliği çok fazla.
Evet. Yani çevremize de bakıyoruz, topluma bakıyoruz. Çok fazla bela ve musibetler var. Yağıyor üzerimize, toplumun üzerine. Şimdi şöyle bir soru sorsak, şimdi kulun başına gelen bela ve musibetler bazen yoklukla oluyor veya imtihan bazen yoklukla oluyor. Sürekli bu şekilde midir? Yoksa varlıkla imtihan veya bela veya musibet olur mu? Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir soru bu. Müftülükte de en çok bize sorulan, telefon açarak soran vatandaşlarımız bu türden sorular soruyorlar. Acaba yani sanki şöyle bir şey var. Yani imtihan, musibet deyince bir adam işte başına bir kaza gelir ya da fakir olur, efendim parasını kaybeder, malını kaybeder, çocuğunu kaybeder. Hep biz görsel, somut şeylere bakıyoruz. Yani zannediyoruz ki imtihan sadece fakirliklerdir. Hayır, imtihan Rabbul Alemin çeşitli şekillerde bizi imtihan ediyor. Bizi fakirlikle, yoklukla imtihan ettiği gibi zenginlikle de imtihan ediyor. Elimizden özgürlüğümüzü alarak bizi efendim imtihan ettiği gibi başkasının özgürlüğünü elimize vererek de bizi imtihan edebiliyor. Bazen patron olarak, bazen işçi olarak, bazen komşu, bazen baba, bazen yol arkadaşı, bazen efendim bir kardeş olarak ya da komşu olarak imtihan ediliyoruz. Dolayısıyla çeşitli şekillerde imtihan oluyoruz. Önemli olan bu imtihanın hikmetini kaçırmamaktır. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok güzel bir hadis-i şerifi var. Bu kutsi hadistir. Kul diyor kıyamet günü Allah'ın huzuruna getirilir. Hesap sorulur. Allah kendisine der ki ey kulum, açtım kapına geldim. Neden benden bir lokma yiyeceği esirgedin? Kul diyor kendini savunur. Ya Rab, herkesin rızkını veren sen iken ben sana nasıl rızık verebilirdim ki diyor. Rabbul Alemin de diyor ki dünyadayken filan zamanda filan mekanda falan kulum sana geldi. Senden Allah için bir şey istedi. Sen ona vermedin. Ha ona vermedin, ha bana vermedin. Ey kulum, susuzdum kapına geldim. Niye bana bir yudum su vermedin, esirgedin diye sorar. O da ya Rab, gökten yağmur yağdıran sen iken, yerden suyu çıkaran sen iken ben sana nasıl su verebilirdim? Ey kulum, falan kulum filan zamanda filan mekanda sana geldi, senden su istedi. Ondan esirgedin. Benim adıma istemişti. Ha ona vermedin, ha bana. Başka bir hadis-i şerif var. Ey kulum, seni rahmet hazinelerimin bekçisi yapmıştım. Rahmet hazinelerinin bekçisidir. Dolayısıyla insanoğlu elindeki bütün imkanlarla, servetiyle, makamıyla, mevkiyle, statüsüyle imtihan halindedir. Fakirliğiyle olduğu gibi zenginliğiyle, hastalığıyla olduğu gibi sağlığıyla da imtihan halindedir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fitnetur raculi fi ehlihi ve malihi ve ciranihi tukeffiruha as-salatu ve siyamu ve sadakatu ve emru bil ma'rufi ve nehyu anil münker buyuruyor. Kişi diyor çocukları, ailesi, malı ve komşularıyla imtihan halindedir. Ki düşünün, en büyük servetimiz çocuklarımızdır. Malımız, çocuklarımız, arkadaşlarımız, komşularımız bizim sahip olduğumuz en büyük servetlerdir. Bunlarla imtihan halindedir. Bu imtihanı ona kazandıran şey ise onun kıldığı namazı, tuttuğu orucu, verdiği zekatı ve söylediği güzel sözleri, insanları günahtan, hatadan sakındırmasıdır diyor. Dolayısıyla önemli olan sizin sahip olduğunuz imkanı siz Allah için ne kadar kullanıyorsunuz? Hazreti Ömer radıyallahu anh bir vali atamak istiyor. Hocam. Evet. Bu vali, hani bugün de memurlar atama yapıldığı zaman güvenlik soruşturmasını yapıyor ya devlet. Acaba bu işi yapabilecek mi, yapamayacak uygun mı, ehil mi, değil mi? Aynı şekilde her zaman bütün devletler bunu yapmış. Hazreti Ömer de güvenlik soruşturmasını yapıyor onu. Diyor ki bu adam nasıl biri, bana anlatın diyor. Efendim diyorlar, gece kaim, gündüz saim,
çok iyi bir insandır, abid biridir diyor. Ha, bunu söyleyelim, bizim izleyiciler bilsin. Gece kaim, yani gece ibadetine kalkıyor. Gündüz saim, gündüz de oruç tutuyor. Sürekli ibadet eden abid bir insandır. Hazreti Ömer duymamış gibi devam ediyor. Çünkü Hazreti Ömer'in bir hedefi var. Diyor ki, siz bana onun ticaretinden, komşularıyla ilişkilerinden, yol arkadaşından haber verin. O nasıl diyor. Niye bu üç şeyi soruyor? Bakın, dedik ya, insan sadece yoklukla değil, varlıkla da imtihan. Bu üç şey varlığın olduğu yerlerdir, malın olduğu yerlerdir. Bu üç saha, ticaret, bir, yol arkadaşlığı, iki, komşuluk, ticaret. İnsanlarla ilişki nasıl? İnsan nefsinin darlandığı zaman canavar gibi şahlandığı yerlerdir. Değil mi hocam? Gerçekten onun için güzel. Evet, yani sahip olduğumuz imkanları, yani nefsimizin arzusuna göre mi, yoksa bu nefsi de bize veren, bizi de bize bahşeden, bize göz, kulak, efendim gönül veren, bizi biz yapan, kendine halife yapan, insan yapan, bizi kemal sıfatıyla, cemal sıfatıyla karşısına alıp, kemaliyle, cemaliyle bizimle mukaleme eden, konuşan Rabbimiz mi, yoksa nefsimiz mi? Biz hangisinin yolunu tutacağız? Allah'ın verdiğini Allah'ın istediği şekilde mi kullanacağız? İmtihan budur asıl. En büyük imtihan bu. Allah'ın verdiğini Allah yolunda nasıl harcayacağımızdır. İşte bize lazım olan kısım da o. Evet. Biz bunu ikinci bölümde, daha doğrusu üçüncü ve son bölümde biz bunu devam edeceğiz. Özellikle sorularım çok. Doğrusu epey bir sorun var. Fakat en önemlisini soracağım. Bu üçüncü bölüm. Tabii bununla alakalı inşallah hocam. Bir kısa reklam aramız var. Reklama gideceğiz. Ondan sonra devam edelim. Tamam. Peki. Evet kıymetli izleyenler, kısa bir reklam arası. Tekrar karşınızda olacağız. بقلبي صايف هيا بقلبي انصايف نكودي صافكي اخلايف دوي صوزو دحلي دا نكودي صافكي اخلايف
دوی سوزو ده دیدا دکارا بج وی حالی نب مغرور بی مالی قنا بج دمک خالی دچی آخر د قبر دا خرد قبر دای دنیا حشر شیخ و آغا بی جبر مرنی خلاص نابی دی شرق و هم دی غرب دا جبر مرنی خلاص نابی دی شرق و هم دی غرب دا Evet kıymetli izleyenler, tekrar karşınızdayız. İftar sevinci tüm güzelliğiyle devam ediyor. Hocama sormak istiyorum tekrar. Özellikle çok çok merak edilen ve sık sık sorulan bir soru var. Merak edilen bir konu var. Onu soracağım inşallah. Şimdi hocam, bu bela ve musibetler, yani imtihan gereği başımıza geliyor. Şöyle söylüyorlar. Yani toplum olarak biz çok mu kötüyüz ki bu bela ve musibetler bizim başımıza evet. geliyor? Yani şefkat tokatı, bütün bela ve musibetler şefkat tokatı mıdır acaba? Evet. Ne söylersiniz? Buyurun hocam. Rabbul Alemin evvela bela musibetlerden muhafaza eylesin. Amin. Bela musibetlerden başımıza geldiği zaman ne yapacağız? Onları da inşallah biraz işin içine de katarak söylemek istiyorum. Buyurun lütfen. Bela ve musibetler çeşitli sebeplerle başımıza gelebilir. Bazen bir günah işleriz. Sizin bahsettiğiniz az önce bir Rabbul Alemin de bizi seviyor. Bize bir şefkat tokatı atar, gönderir diye düşünüyoruz. İşte bu Allah'ın bir şefkat tokatıdır. Bizi affettirmek içindir. Günahlarımızı yok etmek içindir. Tıpkı şunun gibi. Bazen mesela bu bölgede biliriz, yoncayı biliriz. Hayvanlar yediği zaman evet. şişer, Allah muhafaza helak olur, patlar. Onun için çobanlar bunu çok iyi bildiği için bırakmıyorlar hayvanlar yoncaları yesin. Yeşil yoncayı kuruduktan sonra yeniliyor. Dolayısıyla yeşil yoncaya doğru koyunun gittiğini gören çoban taş atar, bunu Bediüzzaman Hazretleri veriyor. Diyor ki çobanın yoncaya doğru giden efendim koyuna taş atması, koyuna denk gelip koyunun biraz canını yanması aslında koyunun iyiliği içindir. Yani onu ebedi helaktan kurtarıyor. Dışarıdan bakan birisi der ki ya bu zalim çoban bu koyuna niye taş attı? Koyun sadece otlamak istiyor. Ama aslında koyun helak olacak bir otu yemek üzeredir. Onun için bazen musibetler, belalar, afetler
işlemek üzere olduğumuz bir günahı Rabbul Alemin işlememizi istemiyor. Hastalık günleri, musibet günleri onunla uğraşırken o günahtan kurtulabiliyoruz. Ya da bir günah işlemişiz, bizi affettirmek için şefkat tokatı şeklinde gelebiliyor. Evet. Bazen de yani şimdi bu algıyı hakikaten bazen insan üzülüyor. Böyle toplumda ne kadar böyle başına musibet gelmiş, afet gelmiş birini görünce demek ki bu kötü bir şey yaptı. Ki onun başına geldi deniyor. Onun başına geldi. Oh olsun falan şeklinde insanın birinin musibetine sevinmemek lazım. Ya da acaba bu ne yaptı ki bunun başına geldi? Bak bu çok kötü şeyler yaptı. Daha beter onun başına gelecek gibi ön yargılar var. Bu yanlıştır. Rabbul Alemin çeşitli şekillerde de bizi imtihan eder. Yani başımıza musibetler gelir, daha beteri olabilir ama gönderen Allah'tır, veren Allah'tır. Bazen bu anlamda musibetler hiçbir şey yokken ne günah işlemişiz efendim af olsun diye ne de günah işlemek üzereyiz engel olsun diye bazen de derecemizin yükselmesi için de gelebiliyor. Bakın en büyük musibetleri Ulul Azm peygamberler yaşamış. Hazreti İbrahim'in aleyhissalatu vesselam, Hazreti Eyyub'un, Hazreti Nuh'un, Efendimiz aleyhissalatu vesselam Ulul Azm peygamberdir, sonuncusudur. Onun başına gelen musibetleri bir düşünün. En acaba, büyük musibetler de onların başına gelmiş. Tabii en büyük musibetleri onlar yaşamış. Şimdi biz diyeceğiz ki onlar çok büyük günah işledi. Haşa, peygamberler günah işlemez ki. Yani bir insan günah işlediği için musibet başına gelmez ki. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kavmi tarafından işkence edilmiş. Dövülmüş, sövülmüş, takip edilmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tek arzusu Kabe'nin yanında huzurlu iki rekat sünnet namaz kılmaktır. Evet. Necis ayaklarıyla başını ezmek istemişler. Başına çöp dökmüşler. Bakmış ki artık olmuyor. Allah Resulü ferahlık aramış. Müslümanlar adına, İslam'ı efendim kolay, daha rahat yayma adına Taif'e gidiyor. Biliyorsunuz Taif yolculuğu evet. Ne kadar acıklıdır. Allah Resulü'nü kabul etmedikleri gibi yolun her iki tarafına dizdikleri köle ve çocuklara da taşlatıyorlar. En büyük acı, en büyük musibet. Bütün vücudu, mübarek vücudundan kanlar akıyor. Kendini zor bir bahçeye atmış. Bu şimdi büyük bir musibet değil mi? Siz insanlara Allah var, Allah bir, ahiret var diyorsunuz, onlar sizi taşa tutuyorlar. Kardeş oğlunuz diyorsunuz, onlar sizi alay ediyorlar. Tabii bu büyük bir musibettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendini bir bahçeye atmış, dua ediyor. Ellerini açmış. Zaten musibetlere uğranıldığı zaman yapılabilecek en büyük şey namazdır, duadır. Birazdan bahsedeceğiz, tövbedir. Bakın Allah Resulü dua ediyor. İlahi ya Rab diyor. Eğer başıma çöreklenen bu eziyet ve musibet sırf sen bana kızdığın için değilse benim gönlüm bunları tahammül etmeye razıdır ya Rab diyor. Ne güzel. Yeter ki sen bana kızma. Burada da şu duada şunu anlıyoruz. Aslında en büyük musibet Allah'ın gazabını celbeden işleri yapmaktır. İşiniz rast gitse bile dünyada, arabanız düz gitse, servetiniz, servet üstüne servet de katsanız, eğer siz Allah'la aranıza, Allah muhafaza bir mesafe koymuşsanız, Allah'ı, peygamberi unutmuşsanız, fakirleri, yoksulları unutmuşsanız, en büyük musibet budur aslında. Allah muhafaza etsin, bu da evet. Yani şu anda toplum olarak sanki böyle bir şey var. Biz kendimizi unutmuşuz, Rabbimizi unutmuşuz. Men nesiye nefse fakat nesiye Rabbe, nefsini unutan Rabbini unutur. Yani aciziyetimizin farkına varmamız lazım. Ne kadar aciziz. Allah'ın sonsuz merhametini, kudretini hatırlamamız lazım. Allah'ın mülkünden yaşıyoruz. Muhterem hocam, biz Allah'ın mülkünde yaşıyoruz. Allah'ın nimetleriyle yaşıyoruz. Allah'ın kulları şu anda bize muhtaç olabilir. Yarın hesap sorarlar. Yarın anamız, babamız, çocuğumuz olduğu gibi komşumuz, arkadaşlarımız, çevremiz bize hesap sorar. Allah muhafaza. Onun için en büyük musibet
Allah'ı unutmaktır. Ahireti unutmaktır. Ha, ölüm bir musibettir. Büyük evet. bir musibettir. Zulüm, adaletsizlik bunlar musibettir ama en büyük musibet Allah'ı unutmaktır. Ahireti unutmaktır. Şimdi dolayısıyla her ne olursa olsun, ister günah işledik başımıza bir musibet geldi. İster bir günah işlemek üzereyiz, Rabbul Alemin işlememizi istemiyor. Bir musibet geldi, hastalık geldi efendim. Rabbul Alemin buyuruyor Estağfirullah. Ve le nebluvennekum bi şey'in minel havfi vel cu'i ve naqsin minel emvali vel enfusi ve semera. Vallahi biz sizi imtihan ederiz. Neyle? Biraz korku, biraz açlık, bazen de mallardan ve canlardan eksiltmekle biz sizi deneriz diyor. İmtihan şekil gelir. Mallardan, canlardan eksiltmekle olur. Serveti alır, evladı. Dolayısıyla önemli olan burada imtihanı ve beşşiri sabiri. Ey Muhammed diyor, imtihana karşı, imtihanın hikmetini bilen, ya Rab, ya ben günah işledim, ya günah işleyecektim, ya derecemi yükseltmek istiyorsun, beni seviyorsun, her neyse ben kabul etmişim. Allah Resulü'nün dediği gibi, İlahi ya Rab, şu başıma çöreklenen musibet eğer sırf senin gazabından ileri gelmiyorsa gönlüm bunu tahammül etmeye razıdır deyip şairin dediği gibi Yunus Emre, hoştur senden bana gelen ya hilatu yahut kefen, narın da hoş, kahrın da hoş, yani Rabbul Aleminin Allah'tan ne gelirse hoştur, güzeldir. Ölüm de olsa. Onun için bak Rabbul Alemin ne buyuruyor? Estağfirullah. فَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Yani bizim reçetemiz. Reçete budur. Musibetlere karşı müminin başına bir musibet geldiği zaman, ölüm gibi efendim evlatlarını yok evlatlarını kaybetmesi gibi, servetini kaybetmesi gibi, bir fabrikatörü görmüştüm, fabrikası yanıyor, itfaiye söndürmeye çalışıyor, güçleri yetmiyor, adam nasıl ağlıyor ama gerçekten Allah kimsenin başına vermesin, bütün Abi. Alın teri gidiyor ama isyan etmiyordu, elhamdülillah diyordu. Bak o çok güzel, ne bak. Güzel işte öyle, ne musibet gelirse gelsin, bazen fabrikan yanabilir, araban devrilebilir, asla çocuğun isyan edebilir. Allah'a isyan etme. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Vallahi biz Allah'a aidiz. Veren de Allah, alan da Allah. Allah Resulü bu veren Allah, Allah alan Allah sözü aramıza çok yayılmış değil mi? Bu evet. Allah Resulü'nün sözüdür, hadis-i şerifidir. Onun kızı Zeynep'in biricik evladı vefat etmiş. Babasına selam gönderiyor. Baba diyor, gel evladım vefat etti. Allah Resulü diyor ki ona söyleyin, selam söyleyin diyor. Veren Allah'tır, alan Allah'tır. Sabretsin diyor. Dayanamıyor, babam gelsin diyor. Yeniden haber gönderiyor. Allah Resulü Sa'd bin Ubade'nin de içinde bulunduğu bir topluluk sahabeyle kalkıp gidiyor. Önemli bir işi var, bırakıp gidiyor, toplantısı evet. var. Torununu veriyorlar eline. Böyle çocuk can artık çekiş, yani vefat etmiş. Allah Resulü böyle kazan gibi kaynıyor. İnne lillahi ma akhadha ve lehu ma a'ta ve kullu şeyin indehu bi ecelin musamma diyor. Veren de Allah'tır, alan Allah'tır. Her şeyin bir müddeti, bir eceli vardır. Gelmiş bunu da almış. O sırada böyle kazan gibi kaynıyor, gözlerinde yaşlar akıyor. Allah'ım ne acı. Sad bin Ubade radıyallahu anh diyor ki ya Resulallah sen de mi diyor? Bu Allah'ın diyor sevdiği kullarının kalbine koyduğu bir merhamettir. Allah merhamet edenlere merhamet edecektir. İrhamu men fil ard yerhamkum men fis sema. Siz yeryüzündekilere merhamet edin, göklerin sahibi Allah da size merhamet etsin. İmtihan içinde olduğunuzu unutmayın. Oğlu İbrahim de öldüğü zaman gene aynı şekilde ağlıyor. Gene ya Resulallah ağlıyor musun? Diyor bu bir merhamet eseridir. Göz yaşarır, kalp mahzun olur ama dil Allah'a şükreder yani. Hamd Onun eder. İçin musibet anlarında dua etmek, sadaka vermek, tövbe etmek, Allah'a teslim olmak, inna lillah ve inna ileyhi raciun demek lazım.
diyorum. Evet hocam. Allah razı olsun. Ne kadar Allah hepimizden razı olsun. İnşallah. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Geçi konularımız çoktu. Bela ve musibet karşısında biz sabrettik diyelim. Karşılığında ne olacaktı? Evet. Veya ne var bize? Diyelim onu böyle bir iki kelimeyle açıklar mısınız? Çünkü son birkaç saniyemiz kaldı. Eyvallah. Çünkü acıdır musibetler. Her nerede olursa olsun, olursak olalım, başımıza her ne gelirse gelsin, Allah'ı unutmayalım. Allah'tan geliyor, Allah bizi deniyor, sabırlı olursak sabrın karşılığı cennettir. İnşallah hocam. Allah Eyvallah. Razı olsun. Çok güzel Eyvallah. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Evet kıymetli izleyenler. Diyarbakır Yenişehir İlçe Müftümüz Sayın Şevket Dilmaç hocam. Çok güzel açıkladılar. Allah kendisinden razı olsun inşallah. Yarın farklı bir konu ve farklı bir konuk ile tekrar karşınızda olacağız inşallah. Şimdi mikrofonu tekrar Bilal abime bırakıyorum. Sizlerle baş başa bırakıyorum inşallah. Tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hep mutlu kalın efendim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. غریبانم کابل ریاته غیریت تو دوست نزنم ای قرآن آمی لغربتی غریبانم کابل ریاته غیریت تو دوست نزنم ای قرآن آمی
arzuwe devru zamane dilimem janu kedere besev hicrane alem tamam seran sere deniv meydane lehev ya roja teydere Kur'an ame alem tamam seran sere deniv meydane lehev ya roja teydere Kur'an ame مشتر قربانه خلاصی جمر بینه ای قرآن آمه هر زمان ویامه ای قرآن آمه بلج آغازی آمه ای قرآن آمه ریا خلاصی آمه ای قرآن آمه روش و رونای آمه ای قرآن آمه Kur'an'a ne, roj ronay yamin.